Şimdi biraz vergilerden bahsetmek istiyorum. Şimdi hepimiz vergimizi ödüyoruz. Bu ülkedeki bütün vatandaşlar, bütün şirket sahipleri, o sermaye sahipleri sizce vergilerini ödüyorlar mıdır acaba? Yani eminim evet hepinizde soru işaretleri vardır, öyle tahmin ediyorum ama öyle rakamlar var ki, öyle oranlar var ki insanın aklı almıyor. Önce size birkaç fotoğraf ekranlarınıza getirmek istiyorum. Birkaç lüks araç görüyorsunuz ekranlarınızda. Aa, şimdi nereden çıktı bu lüks araçlar diyecek olursanız anlatmaya başlayacağım ama önce fiyatlarına bakalım. Mercedes Maybach 2024 model 69 milyon lira. Hemen yanında bir Porsche var 2023 model 42 milyon 750 bin lira. Ve diğer tarafta da Bentley marka bir araç var. O da 2023 model 48 milyon 250 bin lira. Fiyatları görüyor musunuz? 69 milyon, 42 milyon, 48 milyon. Şimdi bir kişi, şimdi bakan diyor ya vergide adalet sağlayacağız, haksız kazancın önüne geçeceğiz. İşte şey deniliyor yani siz bir markete çocuğunuzu gönderdiğinizde ekmek aldı. Eğer fişini almadıysa aman dikkat sorun olabilir. Ama şimdi peki bu araçları alanlara bir nasıl aldın diye sorulmuyor mu? İki, bu araçları almışsın kardeşim sen de bunun vergisi nerede diye sorulmuyor mu? Ben size yanıt vereyim, sorulmamış. Yani şöyle, bazı ihaleleri biliyoruz, vergi kıyaklarını biliyoruz, garanti ödemeleri biliyoruz. Bir de böyle bir gerçekle karşı karşıyayız. Şimdi bunu dün Anadolu Ajansı haberleştirdi. Mehmet Şimşek'in de bu konuyla ilgili bir açıklaması oldu. Biz oradan yapılan açıklamalardan grafikleştirdik. Şimdi... araç milyonluk, ben Yunus Bey'den rica edeceğim beni birlikte takip edelim. Şimdi en üstte ne yazıyor? Araç milyonluk ama vergi sıfır. Yani az önce gördüğünüz araçlar, başka bazı üst segmentteki araçlar da var bu liste içerisinde ama çok kalabalık olmasın dedik 3 tanesini seçtik. Toplam 7.885 lüks araç sahibi vergi ödememiş ve fiyatlar da az önce ekranınıza getirdiğimiz civarda, biraz aşağısı biraz yukarısı. 7.885 lüks aracın sahibi hiç vergi ödememiş. Şimdi bu 7.885 aracın içerisinde sadece 3.000 araç gerçek kişi üzerine kayıtlı. Bir defa bunun altını çizelim. 3000'i gerçek kişi üzerine kayıtlı. O 3000'in 2000'i bir alt satırda gördüğünüz 7000 şirkete ortaklıkları var. Toplam 2000 kişi 7000 şirkete ortaklıkları var. Ve o 7000 şirketten 6700'ü 2022 ve 2023'te kar elde etmedik demişler. Ama neleri var? Ama işte o milyonluk araçları var. Diğer taraftan 3000 aracı böyle gördük. Diğer tarafta da diyor ki o haberde de 780 aracı da bu 7.885 aracın içerisindeki 785 aracın da mükellef olmayan kişiler üzerine kayıtlı. Mükellef değiller ama böyle milyonluk arabaları var. Şimdi ne oldu en nihayetinde? 500 araç sahibi artık vergi incelemesinde. Ama size de bir gariplik gelmiyor mu? Yani 500 araç sahibi sadece vergi incelemesinde toplam kaç araç vardı? 7.885 lüks araç vardı. Bu kişiler hiç vergi ödememişler bununla ilgili bu 500 kişi. Onlar hiç utanmamışlar. Baktığımız zaman aslında bakanlık da bu zamana kadar şimdi harekete geçtik iyi bir şey yapıyoruz diyorlar ama onlar da aslında işlerini yapmamışlar. En azından görünen o. Şimdi bununla ilgili Mehmet Şimşek sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaptı. Onu rica edeceğim yönetmenimden. Bakın aşağıda Anadolu Ajansı'nın paylaştığı bir mesaj var. Önce onu ondan bahsedeyim. Maliye gelir beyan etmediği halde lüks araç kullananların peşine düştü. Bu zamana kadar neredeydiniz? Bu zamana kadar neredeydiniz sorusuna şimdi bakın Mehmet Şimşek ne diyor. Kayıt dışılıkla mücadelemiz hız kesmiyor. Gelir beyan etmediği halde yüksek harcaması olan mükelleflere yönelik denetimleri yoğunlaştırıyoruz. Vergi adaletini artırmaya yönelik uygulamalarımız devam edecek diyor. Bu da Mehmet Şimşek'in sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama. Ama biz ne gördük şimdi? Sadece bu araçlar üzerinden sıfır denetim, sıfır vergi. Bunu daha da net ortaya koyan yine başka bazı verileri paylaşacağım sizinle. Ekranlarınıza gelecek şimdi. Evet, şimdi
mükellef artıyor, denetim azalıyor. Bugün Bir Gün gazetesinde detaylarını bulabilirsiniz. Şimdi 2019 yılında 2.813.452 kayıtlı mükellef varmış. Ve incelenen mükellef sayısı da, yani 2 milyonun üzerindeki, neredeyse 3 milyona yakın 40.763'ü incelenmiş. Ve bu oran %1,45. Yıllar içerisindeki farkı görüyorsunuz. 2020'de %1,58'i incelenmiş toplam mükelleflerin. 2021'de 1,68'e yükselmiş. 2023'e gelelim hızlıca. Burada 3.221.894 mükellef varken 60.242'si incelenmiş ve inceleme oranı da %1,66. Peki, şimdi bu 2023'ten devam edelim. Şöyle, %1,66'sı incelenmiş. Peki ortaya nasıl bir sonuç çıkmış acaba derseniz, bu vergi denetim raporunun sonuçları bu arada. Onu, yani o analizden, o rapordan çıkardık. Onu da söyleyeyim. 2023'e biraz daha detaylı bakacağız. Bu en alttaki satırı tek başına gördük şimdi. Ne olmuş? 2023 yılında mükelleflerin %1,66'sı incelenmiş ve 2023 yılında 47 milyarlık kaçak olduğu ortaya çıkmış. Yani sadece incelenen mükelleflerin %1,66'sına bakıldığında böyle bir sonuç var ortada. 47 milyar lira. Yani şu soruyu sormak hakkımız olmuyor mu o zaman? %100'ü incelenseydi, bütün mükellefler incelenseydi ya da işte soru işareti olanlar, az önce ekrana getirdik, o araç sahiplerine dönüp birileri bir şeyler sorsaydı ya da oran artsaydı, o zaman ne olurdu bu 47 milyarlık açık? Çok daha yükseğine çıkardı. Sadece şunun iki katı bile olsa, bu bugün iktidarın CHP'li belediyelerden almak için, biliyorsunuz işte açıklamalar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söyledikleri 95 milyar lira. Aslında çoktan bütün o borçlar kapatılabilir ve vatandaşa hizmet doğrudan daha hızlı bir şekilde gidebilirdi. Şimdi 2023 ile ilgili durum bu. Bir taraftan da Mehmet Şimşek'in bu konuyla ilgili de bir mesajı vardı. Onu da hatırlatacağım size. Vergi düzenlemelerini içeren kanun Yüce Meclisimizde kabul edildi. Vergilemede adaleti ve etkinliği artırmayı, kayıt dışı ekonomiyle mücadeleyi hedefleyen bu yasa vatandaşlarımıza yük getirmiyor dedi. Evet, bazı vatandaşlara yük getirmediği ortada, az önce gördük ve dahasını da göreceğiz birazdan. Amacımız çok kazanandan çok az kazanandan az vergi almaktır. Vergi gelirlerinde sağlanan iyileşmeyi vatandaşlarımızın refahı ve ülkemizin istikrarı için verimli alanlara yönlendireceğiz. Çok kazanandan hiç alınmış, az kazanandan da çok alınmış, aslında bunu gördük. Bir başka grafik geliyor ekranınıza. O da şu, ihaleler. Bildiğiniz gibi çok fazla ihale bizim hep gündemimiz olur. En fazla ihaleyi alan şirketlere şöyle bir baktığımız zaman da böyle bir durumla karşılaşıyoruz. Şimdi bakın, aldığı toplam ihale tutarını görüyorsunuz. Sol tarafta, yine buna çok yakından bakmamız lazım. Taşyapı, Yapı ve Yapı, Rönesans, Özgün, Söğüt İnşaat, Özaltın İnşaat, Gürbak İnşaat, Limak İnşaat. Şu tek kalemde gördüğünüz zaman, yani milyarlardan bahsediyoruz. Hani eski parayla katrilyonlardan. Şimdi gelin bakalım vergi tutarı. Yanılmıyorsam 2023'tü değil mi Ezgi? Evet, 2023 yılının verileri işte böyle. Hiç vergi ödememişler. Hiç vergi ödememişler bu şirketler. Dolayısıyla eş zamanlı hem en çok ihaleyi alan şirketler, hem de hiç vergi ödememişler. Üstelik işte Mehmet Şimşek de çıkıp o açıklamaları yapıyor. Diyor ki biz bundan sonra işte çalışmaya başladık, vergide adaleti getireceğiz. Bu konu çok konuşuldu. Büyük şirketler, o büyük sermaye sahipleri gerçekten vergi ödemiyorlar mı? Bunlar gerçek olabilir mi diye. Aslında Hazine ve Maliye Bakanlığı da birkaç gün önce paylaştığı bir mesajla bunu zımnen kabul etmiş oldu. Ekranınıza yansıyan bu görüntü işte X hesabından bakanlığın paylaştığı mesaj. Orada tabii bakanlık başka yerleri daha kalın harflerle yazmış. Mesela işte Vergi Denetim Kurulu yıllık faaliyet raporu raporunda ayrıca kamuoyuyla paylaşacaktır. İşte Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde nelerin kabul edildiği anlatılıyor ama biz şu sarı kısma bakalım. Mükelleflerimizin beyanlarının doğruluğunu araştırmak, tespit etmek ve sağlamak amacıyla Vergi Denetim Kurulumuzun risk analiz sistemi üzerinden yaptığı tespitler neticesinde
2815 büyük mükellefin hali hazırda toplam %27'si nezdinde vergi incelemelerine devam edilmektedir. Bu oranın müteakip dönemde daha da artırılması planlanmaktadır. Bir de son kısım diğer sayfada deniliyor ki vergi mahremiyeti nedeniyle Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak mükellef bazında detaylı bilgi paylaşılması mümkün olmamakla birlikte haberlere konu olan mükellefler, yani hiç vergi vermedikleri ya da çok az vergi verdikleri söylenen o şirketler için arzu ederlerse kendileriyle ilgili bir açıklama yapabilirler. Yani bakanlık bu iddiaları zımnen kabul etmiş olduğu böyle bir durum var. En nihayetinde bugün geldiğimiz noktada bakalım vergi sistemiyle ilgili başka hangi yeni açıklamaları duyacağız. Ekranlarınıza getirdik içinde bulunduğumuz bu hakikaten utanç verici tabloyu.